terör hadiseleri de son zamanlarda Ankara'da, İstanbul'da, daha dün Belçika'da hayatını kaybeden bütün insanlar için, bütün insanlık adına büyük bir hüzün içerisinde olduğumu ve bütün bu hadiselerin sadece insanları katletmekle yetinmeyip bütün insanlığı hedef alan bir kötülük olduğunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ve sözlerimin başında bir dua daha ifade etmek istiyorum. Yüce Rabbimiz bizlere insanlık ailesi olarak terör arasında ayrımcılık yapmamayı, terör ırkçılığı yapmamayı nasip eylesin. Yanlış kullanılması. Elbette cihat kavramını sulandırmak Kur'an'a yapılabilecek, İslam'a yapılabilecek en büyük haksızlıklardan ve yanlışlıklardan birisidir. Ama cihadı bir katliam olarak, ahlak ve hukuk tanımayan bir savaşın adı olarak belirlemeye kalkışmak, İslam'a yapılabilecek, bu kavrama yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Diğer bir husus ve bugün asıl, belki ilk defa sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir husus, dinimizin bireysel olarak yasak kıldığı intihar cinayetini, intihar saldırılarına istişhat adının verilmesi, şehit olma arzusu olarak tavsif edilmesi ve bunun için bizatihi Yüce Kitap'tan ve Hazreti Peygamber'in hadislerinden mesnet aramaya kalkışılmasının İslam medeniyetine, İslam fıkıh mirasına yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Her şeyden bir insanın sadece kendisini katletmesi dahi haram iken, kendisini katlederken masum nice insanları beraberinde katletmesi, katletme çabası içerisine girmesinin İslam dininde mesnedinin aranması dahi beyhudedir. Bu konu özellikle Filistin mücadelesinde İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı devlet teröründen sonra Müslümanların gündemine gelmiş ve pek çok İslam bilgini üzülerek belirttiği bu konuda İslam'ın temel ilkelerini dikkate almadan, İslam'ın gayelerini, şari'in gayesini ve maksadını dikkate almadan verdikleri yanlış bir fetvaya dayanmaktadır. Bu fetvanın Kur'an ile, sevgili Peygamberimizin öğretileriyle ve İslam fıkıh mirası ile bağdaşır hiçbir tarafı yoktur. Yüceltmek için, insanlığı yüceltmek için, yeniden yüceltmek için gelin birlik olalım. İnsanlığı diriltmek için gelin birlik olalım. İnsanlığı yaşatmak için gelin birlik olalım. Bu birlik çağrısı sadece bir müminin bir başka mümin kardeşine çağrısı değil. İslam dini evrensel bir din olduğu için bir müminin bütün insanlığa çağrısıdır. Bizim çağrımız sadece birbirimize çağrı değil. Bizim çağrımız bütün insanlığadır. Bütün insanlığı Yüce Rabbimiz bizi kuşatan bütün bu kötülüklerden muhafaza etmesini niyaz ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.